Cerrah Bey 5-10 dakika dediniz ama... ...ya niye geldik buraya şimdi? Buraya niye geldik? Kendimi sözlüğe kalkmış öğrenci gibi hissettim ama... ...bir el çaresine bakacağız. Emin olun benim dersimde sözlüğe kalksanız daha çok heyecanlanırsınız. Ya zor sorarsınız yani. Yani çalışmayana zor diyelim. O zaman bu dezavantajı ortadan kaldırmak için şöyle bir şey yapalım. Bu sefer ben sorayım, olur mu? Buyurun. Kolay soracağım. Bu hayatta Gözde'den sonra en çok kıymet verdiğiniz şey nedir? İşim ve öğrencilerim. Biliyordum. Siz bu hayatta gördüğüm en güzel ve en iyi kalpli öğretmensiniz. Teşekkür ederim. Peki 5 dakika inebilir miyiz arabadan? Sürprizim için. Tamam peki. Anlamadım ki. İşte öğretmenler günü hediyeniz. Cerrah Bey, bu fidanlar? Bu fidanlar öğrencileriniz Hayat Öğretmen. Burak, Sevda, Emel, Nedim. Hayat Orman. Bu fidanlar büyüyecek. Öğrencileriniz gibi. Sapasağlam, dimdik duran ağaçlar olacaklar. Koskoca bir ormanı oluşturacaklar. Cerrah Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Karmaşık cümleler kurabilen bir insan değilim zaten. Ama sizin gibi iyi bir öğretmene nasıl bir öğretmenler günü hediyesi alınabilir diye düşündüm ve... ...aklıma bundan başka bir şey gelmedi. Bu benim hayatımda aldığım en güzel hediye. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sana olan sevgim de bu fidanlar gibi kalbimde büyüyecek hayat.